Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Bugün size bir boya krizini anlatacağım. Bir tarafta Avrupalı uçak imalatçısı Airbus, diğer tarafta da Körfez'in en önemli havayolu şirketlerinden Katar Hava Yolları. Ama bu öyle bir kriz ki günlük maliyeti 4 milyon dolar. Bakalım hangi taraf kazanacak ve ne talep edecek, ortayı nasıl bulacak, ben de çok merak ediyorum. Aslında bu kriz Dünya Kupası lansmanıyla birlikte başlandı. Bu yıl Katar aynı zamanda Dünya Futbol Şampiyonası'nda ev sahipliği yapacak ve geçen yıl uçaklarından birini seçiyor. Filonun önemli uçaklarından biri de çift motorlu uzun menzilli Airbus A350'ler. Katar Hava Yolları aynı zamanda bu A350 projesinin de ilk müşterisi. Uçaklardan biri seçiliyor ve özel bir boyamayla boyatmak üzere Katar Hava Yolları bu uçağı İskoçya'ya yolluyor. İskoçya'daki bakım merkezinde uçağın boyası sökülüyor ve işlemler başlayacak ama burada bir şey fark ediyor. Katar Hava Yolları'nın bakım mühendisleri ve aynı zamanda da bu boyamayı gerçekleştirecek olan İskoçya'daki şirketin uzmanları. Uçağın boyasında yer yer çok ciddi bozulmalar var. Boya çatlakları var. Hatta bazı yerlerde boya tabiri caizse böyle üst üste gelmiş, bükülmüş ve farklı farklı etkenler var. Hemen Katar Hava Yolları bu operasyonu durduruyor ve uçağın Airbus'un ana merkezi Fransa'nın Toulouse kentine uçması görevi veriliyor. Uçuş ekipleri uçağı alıyorlar, Toulouse'a götürüyorlar ve burada imalatçının mühendisleri, tasarımcıları uçağı incelemeye başlıyor. Airbus diyor ki boya ile ilgili bazı bozulmalar var, bunu kabul ediyoruz ama bu durum uçağın uçmasına bir uçuş emniyeti açısından bir etki oluşturmuyor diyor. Arkasından da Katar Hava Yolları bunu kabul etmiyor ve bunun bir kendilerinin suçu olmadığı ve Airbus'un bir üretim prosedür hatası olduğunu ifade etmeye başlıyor. Arkasından ikinci geniş bir inceleme gerçekleştiriliyor ve Airbus diyor ki bu uçaklar Katar'ın çöl sıcağında uçuyor, çok aşırı sıcaktan, çok aşırı güneşe maruz kalıyor ve yer yer bu tür bozulmalar normal. Ama o sırada enteresan bir gelişme oluyor. Benzer şikayetler Alman Lufthansa Hava Yolları ve Fransız düşük maliyetli hava yolları şirketi French Bee'den de geliyor. Ve hatta bu uçaklar zaman zaman ya Toulouse'a ya da Hamburg'daki Airbus'un ana merkezine geliyor ve boyasıyla ilgili bölgesel müdahaleler yapılmaya başlanıyor. Şimdi bunu anlatırken Airbus A350 ile ilgili de biraz farklı bilgi vermek istiyorum size. Airbus A350 Türk Hava Yolları'nın da filosunda var. Uzun menzilli, çift motorlu, çok ekonomik bir uçuş maliyetine sahip çok önemli bir uçak. Ve bu uçağın gövdesi de farklı bir teknolojiyle imal ediliyor. Rakibi Boeing 787 gövdesi tamamen kompozit. 3 ana parçadan oluşuyor. Ön, orta ve arka gövde. Airbus ise bu gövdeyi özel bir kompozit sistemle panel teknolojisi kullanarak imal ediyor. Yani bir parça kompozit, içine çok hafif metaller yerleştiriliyor. Parça parça puzzle gibi uçak oluşturuluyor ve normaldeki ağır metal gövde yerine bu tür bir yaklaşım kendi iddiaları Airbus'un kompozit gövdeden daha sağlam ve uzun vadede de daha uzun ömürlü ve dayanıklı bir gövde olduğunu ifade ediyor. Havacılık açısından ister askeri ister sivil veya uzay hiç fark etmez, ağırlık çok önemli. Yapabileceğiniz görevi daha hafif bir gövdeyle yaptığınız zaman uçağın menzili veya hava aracının menzili uzuyor, havada kalışı artıyor veya saatlik uçuş maliyetleri daha ekonomik hale geliyor. Muhtemel bu boya uygulaması sırasında bu yüzeyle ilgili bir sorun yaşanıyor ve Airbus bu sorunu pek fazla üzerine kabul etmiyor ama tabii bunlar havayolu şirketleriyle imalatçılar arasında çok çok uzun süren pazarlıklar, görüşmeler, işte bu müşterinin büyüklüğü, ağırlığı, verdiği sipariş gibi birçok konu alt alta yazılıyor ve bu bir pazarlık olarak çözülüyor. Niye buna pazarlık diyorum? Çünkü Airbus'un ifadesi bu durum uçuş emniyetini bozmuyor. Katar uzun süre bu şikayetini dile getirdi. İşte Airbus'a gitti uçak, bakıldı, Airbus karşı raporunu, detaylı raporunu hazırladı. Şöyle oldu, böyle oldu derken ve konu artık dedi ki bunu Katar Hava Yolları, Airbus bunu çöz. Çözmedi Airbus bunu ve Katar'ın Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, yani o ülkenin Sivil Havacılık Otoritesi bir inceleme başlattı uçaklarla ilgili ve halen Katar'ın filosunda da toplam
53 adet A350 var. Bu uçaklardan 21'inin uçuşlarını durdurdu. Yani Katar dedi ki benim havacılık otoritem bir karar aldı ve bu uçakların uçuşlarını durdurdu ve bu uçakları parka çekti. Diğer kalan uçaklar uçuyor. Onlarda bir kalite problemi şu anlık tespit edilmemiş durumda. Ve Katar diyor ki bu 21 adet uçağın günlük uçmama bedeli 4 milyon dolar. Şu kadar süredir de bu uçaklar uçmuyor ve Airbus bu paraları bana ödemek zorunda. Aksi halde ben yeni sipariş verdiğim A350'leri teslim almıyorum diyor. A350'nin iki farklı modeli var. Birincisi A350-900, ikincisi A350-1000. Biraz daha gövdesi uzun, 900 ile 1000 arasındaki farkları anlatıyorum. Menzilleri yaklaşık aynı ama 1000'de daha fazla yolcu taşınıyor. Ve iki modelinin de ilk kullanıcısı Katar Hava Yolları olmuştu. Hatta ben bu uçaklardan ilkinin teslimat törenine de Toulouse'da katılmıştım. Uçağı da yakından inceleme fırsatına sahip olmuştum. Bu uçaklarla ilgili Airbus böyle bir kararı ben diyor kabul etmiyorum. Ve sonuçta Katar Hava Yolları işi anlaşmalar doğrultusunda. Çünkü uluslararası anlaşma yaptığınız zaman yetkili bir mahkeme belirliyorsunuz ve bu olayda da yetkili mahkeme Londra'daki uluslararası mahkeme ve geçtiğimiz Aralık ayında da Katar Hava Yolları bu konuyu Londra'daki yüksek mahkemeye götürüyor ve mahkemedeki süreçte bir yandan başlamış oluyor. Tabii bu gelişmeler sırasında Airbus da boş durmuyor. Airbus diyor ki Katar Hava Yolları'nın ayrıca tek koridorlu A321 Neo serisinden 50 adetlik siparişi var. Bunlardan 40'ı standart A321 Neo, 10 adeti de A321'in uzun menzilli kıtalar arası uçabilen LR Long Range uzun menzilli olarak adlandırılan A321 Neo LR modeli ve toplam 6 milyar dolarlık bir satış anlaşması. Ben de diyor bu problem çözülünceye kadar bu satış anlaşmasını iptal ediyorum açıklaması yapıyor. Şimdi havacılıkla ilgili ben uçak siparişleriyle ilgili yıllardır haber yapıyorum. Bu anlaşmalar gerçekten uzun vadeli çok ciddi anlaşmalardır ve %99.9 da bu havayolu şirketleri bunları iptal eder. İşte ya yeni bir model çıkar veya bir ekonomik problem olur, bir küçülme olur ve uçak siparişlerini havayolu şirketi veya satın alan leasing şirketi der ki ben bunu iptal ediyorum. Burada ilk defa duyuyorum, yani bir imalatçı 6 milyar dolarlık uçak anlaşmasını iptal ettiği yolunda. Bakalım ne olacak, bu adamın karşılığı ne olacak diye beklerken Airbus iptali açıkladı. Arkasından hemen Katar Hava Yolları şöyle bir açıklama yaptı. Buyurun dedi, uçağın çekilmiş video görüntüleri, hasarları bütün dünya yakından gözüyle görsün. Ama bu videoyu, yaklaşık 2 dakikalık bir video bu. Bu videoyu halka açmadı. Özel bir linkle gidiyorsunuz bu yere ve kısa sürede bu linkten videolar binlerce kez izlendi ve tabii ki ben de dahil, tolgozbek.com sitesi dahil birçok haber sitesinde hemen haber oldu bu. Bizde de epey çok ilgisini çekti okuyucuların. O haberin linkini de açıklamalar içerisinde bulabilirsiniz. Bu arada şöyle de bir parantez açmak istiyorum. Katar Hava Yolları, Körfez'in dediğim en önemli havayolu şirketlerinden biri. Bu bölgedeki en büyük şirket Dubai merkezli Emirates. İkinci büyük şirket filo olarak da Katar Hava Yolları. Katar Hava Yolları'nın bir CEO'su var, Akbar El Bakar adında. Gerçekten çok aktif ve şirketin geleceğini inanılmaz iyi bir şekilde planlayıp, yani adeta kendi eseri desek Katar Hava Yolları yalan olmaz. Akbar El Bakar'la hem Katar'da, daha sonra Antalya'da, daha sonra Airbus'un Toulouse tesislerinde röportaj yapma imkanı bulmuştum. Tabiri caizse şahsına münhasır bir insan ve enteresan da kararlar alabiliyor. Bir anda böyle çok fevri çıkışlarda yapabiliyor. Bir şey söyleyemiyor. Mesela şöyle bir şey anlatayım size. Yıllar önce Dubai Havacılık Fuarı'ndaydık ve Airbus A350 ile ilgili bir gecikme açıklayacaktı. 6 aylık bir gecikme. Bu gecikme fuar sırasında açıklandı. Akbar El Bakar çok kızdı bu gecikmeye ve hemen gitti Boeing'in standına. Hemen dedi ki Boeing'den kargo uçağı alıyorum. Boeing 777 kargo uçağı. O zaman hatırlıyorum Boeing'in ekibi de şaşırmıştı. Ya bu anlaşmalar çok uzun sürüyor. Görüşmeler şunlar bunlar, adam gelmiş bizden 10 tane kargo uçağı alıyor. Nasıl yapacağız falan diye şaşırmışlardı. Çünkü bütün o anlaşmaların bir planı var, imza törenleri var, detayları var, şunları bunları var. Akbar El Bakar şunu söylemişti o zamanki Boeing'in satış başkanına. Biz bir imza alalım, gerisini yaparız, önemli değil. Ben o uçakları uçururum. Çünkü Airbus'a çok kızdım demişti. Bu anlaşma imzalandı. Kapıdan çıkarken
Airbus'un başkan, satış başkan yardımcısı gibi böyle bir kalabalık, çok VIP üst düzey ekibi kapıda bekliyordu. Hemen Akbar Albakar'ın koluna girdiler, onu götürdüler. Ya işte şöyledir böyledir, biz şunları yapacağız dediler. Tekrar bir Airbus'ta anlaşma yaptı. Muhtemel onun karşılığı olarak da bazı siparişlerini arttırma veya genişletme kararı aldı. Onu ne yaptığını şu anlık çok fazla detayını hatırlamıyorum. Bir enteresan gelişme de Akbar Albakar tabii ki aynı zamanda ülkede havalimanlarına da çok yakından bakıyor. Çünkü Doha Havalimanı'nın en büyük kullanıcısı Katar Hava Yolları. İlginç bir şekilde Katar'daki Hamad International Havalimanı, Hamad International Airport uluslararası ismi, burayı Almanya ve Amerika'dan gelen ekipler yapıyordu. Ve proje gecikiyor gecikiyor çünkü bir proje çizilmiş ve bu projeye sürekli bir müdahalede bulunuyordu Akbar Albakar. İşte şöyle yapalım, yok burası böyle olsun, şunu değiştirelim, şu kapasite arttı, şuraya koyalım. Tabii Avrupalılar ve Amerikalılar bu konuda çok esnek değiller. Onlar da kitleri bir türlü projeye iletemiyorlardı. Bir gün Akbar Albakar bir karar aldı ve benim dediklerimi yapmıyorlar diyerek 24 saat içerisinde bütün o Alman ve Amerikan şirketinin yöneticilerini, mühendislerini, mimarlarını sınır dışı etti. Bir anda tabii çok büyük bir soğuk bir duş bu. Ama elinde tabii çok büyük bir para var Katar'ın. Gittiler hemen işte Airbus'a bir 50-100 tane uçak siparişi. Bir Boeing'e 50-100 tane uçak siparişi verdi. Sustular ama çok sinirlendiler. İşte orada krizi çözen de TAV Havalimanları Holding oldu. TAV Japon ortağıyla birlikte hemen çağrıldı. Görüşmeler başladı ve biz bunu yaparız dediler. Ve gerçekten bu havalimanının zamanında ve istenilen şartlarda bitirilmesi için de çok büyük çaba sarf ettiler. O zamanlarda bu havalimanının inşaatı sırasında sorumlu olan proje müdürü Yusuf Akçayoğlu'ydu. Yusuf Bey daha sonra da İstanbul Havalimanı'nın inşaatı sırasında projenin yöneticisi haline gelmişti. Gerçekten karşılıklı önemli ilişkiler, karşılıklı birebir bütün bu problemleri Yusuf Bey tabiri caizse tırnaklarıyla kazıya 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 çözme başarısı gösterdi. Bu yüzden de o zamanlar anlatıyorlardı, işte bir toplantı yapılacak, durumla ilgili değerlendirme yapılacak. Yusuf Bey eğer o toplantıda yoksa Akbar Albakar o tamamen toplantıyı iptal ediyor. Yusuf buraya gelir, problem çözülür diyerek söylediği ifade ediliyordu. Ve gerçekten TAV oradaki çalışanların büyük becerisiyle, çünkü o Avrupalıların, Amerikalıların bitiremediği havalimanını zamanında bitirerek ve son dakika gelen de her isteği karşılayarak, işte bu duvarın rengi değişsin, tak hemen değiştiriliyor. Çünkü Türk çalışanlar çok daha esnek, çok daha iş bitsin bir an önce bu amaçlı, iş odaklı çalıştıkları için bu problemi çözmüşlerdi. İşte görüyorsunuz, bir boya problemi uluslararası bir krize doğru gidiyor. Ben eminim ki önümüzdeki günlerde Akbar Albakar Boeing'e gidip o iptal edilen A320'lerin yerine yüzlerce Boeing 737 Max alabilir. Veya 777X780'den böyle ekstra ekstra siparişler gelebilir. Çünkü gözüken o ki Akbar Albakar bu işi Airbus'a bırakmayacak. Ama bir şekilde barış da olabilir iki şirket arasında. Bunlar her şey mümkün. Gördüğünüz gibi işte devler tepişiyor veya filler tepişiyor. Biz çimler de burada eziliyoruz, merakla izliyoruz. Sonuçta A350 çok iyi bir uçak. Türk Hava Yolları'nda da var. Gayet de memnun Türk Hava Yolları. Öbür tarafta Katar Hava Yolları da çok iyi bir havayolu şirketi. Hizmet standartları çok yüksek. Ben A350'nin Katar Hava Yolları'ndayken 4 kez uçma imkanı buldum. Ve bu uçaklar hem İstanbul-Doha hem de Doha-Singapur hattında gerçekten performansıyla, yolcu standartlarıyla, konforuyla, sessizliğiyle çok çok önemli bir uçak. Bakalım ben de bu işin nereye gideceğini merakla bekliyorum. Gördüğünüz gibi bir boya krizine bugün baktık. Nerelere doğru milyarlarca dolarlık alımları nasıl etkilediğini, neler yapıldığını birlikte incelemeye, bilgi vermeye, size paylaşmaya çalıştım. Detaylı havacılık ve savunma konusundaki haberlerimiz tolgozbek.com sitesinde. Bizleri sosyal medya üzerinden de takip edebilirsiniz. Bize info@tolgozbek.com adresinden, mail adresinden ulaşabilirsiniz. Bu zor ve soğuk günlerde herkese sağlıklı, mutlu ve sıcak günler diliyorum. Görüşmek üzere. Herkese iyi seyirler dilerim.